DRF Eş Genel Başkanımız 23. 24. dönem İstanbul Milletvekilimiz yani bugün burada nöbette olmamızın temel nedeni iradeye saygıya davet etmek. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. İradeye saygıya davet etmek. İradeye saygı bir görevdir, sorumluluktur yani. Bir yerde bir halk iradesi tecelli etmişse, sandıkta bir irade çıkmışsa, bu iradeye herkesin saygı duyması gerekir ama ne yazık ki bu ülkede bir kısım için iradeye saygı varken herkes, bu iktidar, ülkeyi yönetenler iradeye saygılı olmayı gerektiğini söylerken başka bir yerde işte söz konusu Kürtler olduğunda o iradeyi çok net olarak gasp edebilmektedir. 2016'da cezaevine girdik. 2016'da cezaevine girdiğimizde yine kayyum vardı. Çıktık hala kayyum var. 8 yılda bu ülkede hiçbir şey değişmemiş. Dolayısıyla kayyum uygulaması bir kayyum rejimine dönüşmüş. Sistematik olarak uygulanan bir şey. Demokrasi güçlerine, Türkiye Kadın Hareketi'ne bir çağrıda bulunuyorum. Bütün yaşadığımız, bütün bu sorunun, irade gaspının, yaşadığımız ekonomik, siyasi krizin nedeni bu ülkede toplumsal barışın olmaması, Kürt sorununun çözümsüzlüğü meselesidir. O zaman gelin hep birlikte güçlü bir barış hareketi oluşturalım. Bize çatışmayı dayatan, zulmü dayatan, hukuksuzluğu dayatan, adaletsizliği dayatanlara karşı güçlü bir barış hareketini birlikte geliştirelim. Haksızlığa hep birlikte karşı duralım. Birlikte halaylarımızı, şarkılarımızı birlikte söyleyelim. Birlikte zıvgıtlarımızı çekelim. Biz yan yana gelir, birlikte mücadele eden biz oluruz. Bakın iktidar bugün çok güçlü değil, Cumhur İttifakı çok güçlü falan değil. Zayıftır. Biz güçlüyüz ama dağınığız. Biz dağınık olduğumuz için gücümüzü gösteremiyoruz. İşte yerel seçim sonuçları değil mi bunu gösterdi. Yerel seçimde Türkiye'de değişim isteyen milyonların olduğunu hep birlikte gördük. O zaman gücümüzü birleştirirsek, yan yana durursak, mücadeleyi büyütürsek kazanan biz olacağız diyoruz. Hayatı yeniden kuralım. Var mısınız buna? Varsak o zaman mesele bitmiştir. İşte bugün Van'da arkadaşlar yürüyor Hakkari'ye doğru. Biz burada oturuyoruz. Biraz sonra halay çekeceğiz belki. Yani yürüyüş devam ediyor. Yürüyüş varsa, umut varsa hayatta var. Direneceğiz, mücadele edeceğiz. Faşizmi gerileteceğiz. Halklarımıza barışı armağan edeceğiz. Başka yolu da yok. En azından benim bildiğim başka yol yok sevgili arkadaşlar. Bir yanımız da üzgün. Çünkü hala Figen Başkan, Selahattin Başkan ve yoldaşlarımız cezaevinde, binlerce arkadaşımız ismini sayamadığım, dolayısıyla hala mücadele devam ediyor bizim açımızdan da. Ama onların da bir selamı vardı çıkarken, o selamı da ileteyim size. Cezaevlerindeki arkadaşlar şöyle ifade ediyordu. Özellikle Van direnişini televizyonda izledik. Oradaki duruş, direniş, yani kayyum uygulamasına karşı halkın gösterdiği irade cezaevindeki arkadaşlar için de büyük bir güçtü. Yine cezaevleri önünde tecrite karşı mücadele eden anneler her zaman için onların gündemindeydi. Selamlarını, sevgilerini ilettiler. Benim üzerimde kalmasın. Hep birlikte içeride, dışarıda mücadele edeceğiz, direneceğiz ve kazanacağız.